YouTube kanalımdan, mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak lezzetli, harika bir tarifle geldim. Kaşarlı, sucuklu, simit poğaça tarifiyle. Bütün samimiyetimle söylüyorum, yapan herkesin iyi ki de yapmışım diyeceği bir tarif. Sizleri daha fazla bekletmeden şimdi yapılışına geçelim. Ben malzemelerimi hazırladım. Yoğurma kabıma yarım paket yaş mayamı koydum. Üzerine 2 su bardağı ılık sütümü ilave ediyorum. 1 su bardağı ılık suyumu katıyorum. 2 yemek kaşığı şekerimi de ilave ediyorum. Bu malzemeleri şöyle bir karıştıracağım. Mayanın aktifleşmesini sağlayacağım. Yaklaşık 5 dakika kadar ön mayalandırma işlemi yapıyorum. Ön mayalandırma işlemini yaptıktan sonra 1 su bardağı sıvı yağımı katıyorum. Artık unu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde katıyorum. Unumu kontrollü bir şekilde katıyorum. Çünkü hamurum yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Bir tatlı kaşığı kadar tuzumu da ilave ettim. Unumu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde katarak hamurumu karıştırıyorum. Hamurumu yoğurdum. Bakın kıvamı bu şekilde yumuşak bir hamur. Toplamda ben 8 bardak un kullandım. Hamurumu kapatıp mayalanması ve iki katına çıkması için 1 saat mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum mayalandı, iki katına çıktı. Şimdi tezgahıma un serpip hamurumu bezelere ayıracağım. Hamurumdan, mandalinadan biraz büyük parça koparttım ve beze haline getirdim. Bütün hamurum bitene kadar bu işleme devam edeceğim. Ben hamuruma yaş maya kullandım. Sizler isterseniz bir paket kuru maya da kullanabilirsiniz. Bardak ölçümde 200 milimdi. Bezelerimi hazırladım. Bu ölçülerden tam 15 tane simit poğaça çıkıyor. Şimdi elimi yağlıyorum. Bezelerimin üstüne açtırarak yağ sürüyorum. Bu poğaçalarımın daha yumuşak olmasını sağlayacak. Bezemden bir tane alıp şöyle açtırmaya başlıyorum. Elimle açtırdığım bezeme erittiğim tereyağımdan sürüyorum. Önce bir kenarını katlıyorum. Sonra öbür kenarını katlıyorum. Alt kısmını katlıyorum. Şimdi içimi koyuyorum. Arkadaşlar ben sucuklu, peynirli ve pastırmalı yaptım. İsterseniz sade peynirli, zeytinli veya patatesli ya da sade de yapabilirsiniz. Neyden hoşlanıyorsanız, neyi seviyorsanız onunla yapabilirsiniz. Ve bu şekilde katlıyorum poğaçalarımı. Şimdi
İkinci bezemi alıyorum. İlk bezede yaptığım işlemin aynısını yapıyorum. Elimden açtırıyorum. Elimle açtığım bezemi erittim. Tereyağımla yağlıyorum. İlk bezemizde yaptığımız gibi önce bir kenarını katlıyorum. Daha sonra öbür kenarını katlıyorum. Alt kısmını katlıyorum. Ve iç malzemesini yerleştiriyorum. Daha sonra bu şekilde katlıyorum arkadaşlar. İkinci poğaçam da hazır. Şimdi üçüncü bezemi aldım. Diğer iki bezemde yaptığım işlemin aynısını yapıyorum. Bütün bezelerim bitene kadar aynı işlemi yapacağım arkadaşlar. Elimle açtırıyorum. Açtığım bezemi yağlıyorum. Önce bir kenarını, sonra diğer kenarını katladım. Şimdi alt kısmını katlıyorum. Şimdi pastırmalı ve peynirli yapacağım arkadaşlar. Ve rulo yaparak katlıyorum. Bütün bezelerim bitene kadar aynı işlemi yapacağım. Poğaçalarımı yağlı kağıt serdim. Tepsime yerleştirdim. Üzerine pekmez ve yumurta sarısından hazırladığım karışımdan sürüyorum. Ben tepsime yerleştirdikten sonra arkadaşlar 20 dakika tepsi mayalanması yaptırdım. Şimdi sosumu bütün poğaçalarımın üzerine süreceğim. Evet, son poğaçama da sosumu sürüyorum. Üzerine en son kavrulmuş susam gezdiriyorum. Benim simit poğaçalarım pişmeye hazır. 180 derecelik fırında 40 dakika pişiriyorum. Gördüğünüz gibi poğaçalarım pişti. Servise hazır. Bir bardak çayla çok güzel olur. Herkese afiyet olsun. Bir başka videomda görüşmek üzere.